Sıkıntı insanı güzelleştirir, çökertir derler ama Allah yolunda olan sıkıntı evet. güzelleştirir. Maşallah. Hazreti Yusuf kadınların dayanamayacağı derecede güzelleşmişti evet. hapishanede. Evet hocam. Sıkıntıdan. Bak diyor ki kadınlar Allah'ı tenzih ederiz. Bu herhalde bu melek. Evet. Ellerini kesiyorlar. Yani bir kadının yani tahammül edemeyeceği derecede o devre kanı tahammül edemeyeceği derecede etkileniyorlar. Evet hocam. Yani diğer kadın da öyle. Evet. Ya açık evet. Kur'an'ın ifadesi evet, bu. İnşallah. O çektiği çileden o. İnşallah. Çile insanı güzelleştirir. İnşallah. İnsan çileyle güzelleştirir. Evet, inşallah hocam. İnşallah. Çileyle derinmiş. Bütün peygamberler hep çile çekmiştir. Evet. Veliler çile çekmiştir. Veliyüzzaman çile çekmiştir. İnşallah. Onun has talebeleri çile çekmiştir. İnşallah. Mesela çile çeken bir kadın çok güzeldir. Çile çekmediğinde bön bön bakar. Evet. Kaybolur onun ruhu. İnşallah. Acıyla insan güzelleşir. Aşığın vasfıdır acı. Acıyı bilmeyen aşkı bilmez. İnşallah. İnşallah. Çileyi bilmeyen tutkuyu bilmez. İnşallah. Mutlaka acıyı ve çileyi çekmesi lazım ki aşkı ve tutkuyu bilsin. İnşallah. O gözlerdeki derin anlamlı ifade, o gözlerdeki derin tutku ve aşk ifadesi acıyla oluşuyor, çileyle oluşuyor. Çile çeken kardeşlerin vah vah çile çekiyorum işte çöktüm bittim işte şöyle çürüdüm böyle bir şey olmaz. Allah yoluna çile çekiyorsa hücreleri bayram eder. İnşallah. Allah yolunda acıda beden dirilir, canlanır, ona sudur, güneştir. Kafası İnşallah. Dinçleşir çilede. Evet hocam. İnşallah. 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 İnşallah.